Selam arkadaşlar, bugün Trackers of Europe 3'teyiz. Yeni bir beta güncellemesi geldi, oyuna çift dorse geldi. Hemen biz de bugün bir videosunu patlatıyoruz. Çift dorseler geldi, şöyle görebiliriz dorse. Benim seçtiğim dorse bu. Anladığım kadarıyla çok fazla bir seçenek yok zaten. Genelde benim gördüklerim bu tarzdı. Sadece renkleri değişiyor falan. Şöyle araca girelim, kişisel dorse olarak alabiliyor muyuz, bir ona falan da bakalım. Hiç bakmadım çünkü, beraber bakalım istedim. Şimdi trailer mağazası diyelim, bakalım çift dorse var mı seçeneklerde. Bakalım. Evet, varmış. Bu şekilde perdeli dorse var. Arkası bu şekilde farklı olan bir dorse var. Ön tarafı perdeli. Burası frigo. Ayrı bir dorse var. Bakalım diğerlerinde var mı? Diğerlerinde hiç görmedim. Yük piyasasında ama galiba yok. Sadece bu şunlar gelmiş, yani şu ikisi gelmiş diyelim. Heh. Birisi bu. Yarısı bu şekilde. Diğer arka bölüm bu şekilde frigo olarak geliyor. Bir de double tarp olarak gelen var. İki tarafı, yani iki bölümü de böyle perdeli dorse. Çadır dorse artık. Neyse, perdeli dorse herhalde bu. Bu şekilde 2 adet oyuna çift dorse eklenmiş olmuş. Şimdi aracımızı çalıştıralım. En son yeni harita gelmişti biliyorsun. Yeni bölge gelmişti. Oradayız yine. Onu da hatta şöyle göstereyim. Tremola şehrindeyiz. Airolo'ya doğru bir yük buldum ben. Buraya doğru gideceğiz. Bol bol virajlı bir yoldu burası. Çift dorseyle bakalım nasıl gideceğiz, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Böyle hemen dorsemizi alalım. Dorse ayaklarımız hazır. Haydi bakalım. Aracımız da F-Max. F-Max'e çekeceğiz bu yükü. Daha şimdilik beta'ya geldi güncelleme. Yani beta dediğimizde sadece Android cihazlarda, beta'ya katılabilenlerde. Herkes beta'ya katılamıyor. Maalesef katılanlar şanslı. Erkenden bunları kullanabiliyorlar. Katılamayanlar mecbur Thompson'un gelmesini bekliyor. iOS'ta zaten beta olayı yok. İlla Thompson'un gelmesini beklemek zorunda iOS kullanıcıları. Android beta'ya kullanıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Şimdilik tam sürme ne zaman gelir bilmiyoruz. Geldiği zaman zaten güncellemeyi görebilirsiniz siz de. Dorsemiz bu şekilde, çift dorse. Oyun yavaş yavaş böyle yenileniyor, güncelleniyor. Yavaş yavaş gelişiyor ama birazcık yavaş gelişiyor yani, dediğim gibi. O da işte bir yanlış bilmiyorsam eğer iki kişi yalnızca yapıyor bu oyunu. Ondan da kaynaklanıyor biraz yavaş ilerlemesi. Ama güncelleme geldiği zaman da güzel şeyler geliyor. Mesela bu yollar falan yeni. En sonki oynadığınız bölümleri falan biliyorsunuz zaten. Çok güzel yerler. Haritalar, görseller, araç fizikleri, sesleri, harita, yollar, yapılar falan gerçekten bir mobil oyuna göre çok çok güzel. Bunun PC versiyonunu bir çıkartsalar daha iyi grafiklerle olacaktır zaten. Ona göre yapılacaktır oyun. Efsane bir şeyler olur öyle bir durumda. Bunu burada geçebilir miyiz ki? Tam da viraja denk geldik, önümüzü görmüyoruz ama. Şimdi çift dorsenin tepkisini de bilmiyorum, nasıl sarsıyor bizi. Çok bir sarsma yapmadı. Neyse ki Allah da çok bir sarsma yapmadı. Yapıştıralım bakalım. Buradaki tünel bayağı bir uzun. Git bitmiyor. Retarderimizi çekelim. Hoppa, kayıyoruz. Hayır. Devrilme. Eyvah. Dorse ne durumda? Dur bakayım. Oha, dorsenin haline bak. Ana, en arkadaki devrilmiş. Haydi, ne yapacağız biz bunu? Buradan çıkmaz da bu şimdi.
Borsenin haline bak. Toplamaz herhalde kendini bu. Aa, topladı mı? Vallahi topladı lan. Nasıl oldu oğlum o iş? Dorta kendi kendini düzeldi. İyi, neyse. Sıfırlama yapmak zorunda kalmadık. Bazen sıfırlama yaptığın zaman bug'a girebiliyor oyun çünkü. Bu sefer haydi yerin altına gidiyorsunuz falan. Gemide ben yaşamıştım o problemi özellikle. Birazcık sakin gitmeliyiz bence. Sonuçta çift dorsa yani. Bir anda savurup atabiliyor. Hele ki şu viraj. O viraj zaten felaket. En keskin viraj da oydu şu anda yolumuzda. Bunun bir de diğer taraftaki yolu vardı hatırlarsanız. Komple dağı aşağı iniyorsunuz falan. Orası iyice beter. O yolu özellikle seçmedim çünkü çift dorsanın tepkisini bilmiyorum. Diğer olmadı çift dorsayla oraya da gideriz. Orada tek dorsayla bile dönüş inanılmaz zordu. Sürekli toprağa giriyordunuz, çok uğraştırıyordu. Çift dorsayla hiç tahmin edemiyorum. Ne olur ne gider. Dış kameradan oynaması çok zor. Allah, şerit değiştik. Ula! Abi işte bu olay çok sıkıntı. Dış kamera olayı çok sıkıntı. Şimdi bunu buradan döndürmeye çalışacağız. Tamamdır. Kurtardık. Ya hızlı giderken dış kamera çok sıkıntı virajlarda özellikle bu tarz yollarda. Çok büyük problem. İç kamerada sıkıntı yok. Rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ama dış kamerada canımızı okuyor yani. Yine keskin bir viraj. Yavaşlayarak girelim abi. Dayı biz nasıl döneceğiz böyle senle? Çarpıyor. Hem sağdaki malzemeleri uçurduk, hem birazcık araçlara sürttük. Ama kurtardık yani. Orası da keskinmiş ya. Ben bir yukarısı vardır keskin diye biliyordum. Şeyden, navigasyondan gördüğüm kadarıyla. Aa, buralar da varmış. Hiç gaza basmıyorum. Kendi kendine gidiyor araç. Şöyle cam açalım ya, ses gelsin. Gaza basmıyorum ama bak hiç. Nasıl göstereyim size kibri? Gerçi şuradan çok şeffaf, şurası anlaşılmıyor ama basmıyorum yani, niye yalan söyleyeyim.
Çek retarderi. Abi şu oyunu bilgisayara yapsanıza ya. Şu yolları direksiyon setiyle falan oynasak ya. Vallahi şu oyunu bilgisayara yapın abi ya. Ha mobilde yapın. Ama bilgisayara da bilgisayar kalitesinde yapın abi. Direksiyon setiyle oynayalım. Bu yolları oynayalım yani. Ki mobilde olduğu için grafikleri ona göre ayarlıyorlar ki telefonlar, cihazlar kasmasın. Kaliteyi düşürebildikleri kadar düşürüyorlar yani. Ama bunun bilgisayarda olduğunu düşünün. Kaliteyi en yüksek seviyede tuttuklarını düşünün. Düşünün. Nasıl olur? Bunu geri geri park edemeyiz ha. Dur bakayım, dorse teslimatı nasıl olacak? Ben park edemem bunu geri geri. İnşallah onu düşünmüşlerdir, böyle düz giriyoruzdur yani. Umarım. Evet. Ulan şirkete geldik ama dur bakalım. Abi geri geri diyor. Ulan geri geri nasıl park edeyim ben bunu? Park etmeyi atlayacağız, mecbur atlayacağız. Ben park edemem vallahi bunu. Oha, bunu şirketin içinde döndür. Bir de bunu düzleyip park et. He yavrum he. Bunu burada nasıl düzleyip de park edeceğim? Baksana. Arkası kaya kaya gidiyoruz zaten. Bunu buradan böyle getirip böyle geri geri sokmak lazım ama sokabilene helal olsun. Ben yapamam. Benim harcım değil bu yani. Şimdi biz tekrardan buraya dönüp gelmemiz lazım. Şuradaki benzinlikten döneriz herhalde. Şu an bize çünkü otomatik park vermedi. Hop dayı ne yapıyorsun? Lan dorse kilitlenecek şimdi burada. Neyse sürt. Allah! Oğlum! Bina varmış orada. Hah otomatik park etme. Tamam. Hasar cezası 12, gecikme cezası yedik bir de üstüne. Araç burada kaldı. Lan havada kalmış araç. Evet arkadaşlar, buraya böyle park ettik. Showroom yaptık burayı. Bu şekilde mecbur park ettik. Yürüme moduna geçelim abi. Araç burada kaldı böyle. İmdatı da çekmedim, böyle kaldı. Ama yani abi zaten ufacık yer ki geniş bile olsa ben park edemem açıkçası bu dorseyi. Yapabilene helal olsun derim. Ayakta alkışlarım yani. Buraya böyle şuradan getirip geri geri girip %100 parkı alabilene helal olsun derim yani.
Evet arkadaşlar, beta kullanıcıları varsa oyunlarını güncellesinler. Çift Dorse oyuna geldi. 2 adet Çift Dorse oyuna eklendi. Bilginiz olsun. Tam sürüm ne zaman gelir bilmiyorum. Tam sürüm geldiği zaman hem iOS'a hem Android'e gelir. Beta yalnızca Android için. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.